Usta. Cigo aradı şimdi. Şu Eskişehir'deki müşteri vardı ya, arabasını tamir etmiştik. Onu götürmeye gitmiş. Sana da haber verememiş, kusura bakmasın dedi. Ya usta. Demeyeyim, karışmayayım diyorum ama. Sen iyi misin? Seni hep çok dalgın görüyorum bu ara. Gerçekten korkmaya başladım. İyi miyim, değil miyim bilmiyorum be turist. Benim yengem geçen bana bir not göndermiş. Böyle kızgındım falan, almadım. Sonra aklıma takıldı işte. Onu düşünüyorum sürekli. Ya usta. Ne oldu, ne diyeceksin? Yok, boş ver, benim haddime değil ya. Haddime değil ne demek? Oğlum bir şey söyleyeceksin, söyle işte. Aramızda böyle şeylerin lafın var. Ya keşke alsaymışsın. Belki bir şey anlatacaktı sana. Belki duymak istediğin bir şey söyleyecekti. Gönül yenge bu sonuçta. Öyle oğlum, orası öyle de ben artık gönül yengeni de tanıyamıyorum ki. Yani şu saatten sonra anlatacak neyi kaldı ki diyorum. Sonra yine içime kurt düşüyor böyle. Haklısın, haklısın usta da. Ama yanındaki adam Bora. Kimdir, ne kadar zorlanıyor yengem şimdi. Onu düşün. Düşünüyorum turist, düşünüyorum. Bugün kır kahvesine gittim. Hani şu yengeyle hep gittiniz ya ama. Hatırlayayım istedim. Dedim, tanıdığım gönlü görürüm oralarda, hissederim dedim. İşe yaradı mı peki? Yok, zaten yalnız kalamadım ki, Asya geldi. Avukat Asya mı? Avukat Asya. Ne oldu oğlum? Niye bakıyorsun öyle? Ya Yusuf Usta'm bir garip geldi. Bak hakikaten bana düşmez ama bu kadın senin avukatın. Öyle gelip dertleşmesi falan. Ne bileyim, garip. Nesi garip oğlum? Yani böyle konuştuk karşılıklı ikimiz de. Yani konuşmak iyi geldi. O kadar. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.